Şimdi alanımızda yeni bölmeler var demiştik. Bu bölmelerin tabii bazıları analarını yaptı, artık kapalı yavru yaptı, koloni haline geldi. Biraz önce böyle bir koloni görmüştük. Şimdi daha anasını yapmamış, üzerine not almışım. Anası çıkmış ama daha hani yavru yapmaya başlamamış bir kolonimiz var. Bu koloni acaba anası yumurta yapmaya başladı mı? Döllenmeye gitti geldi, döl yatağını geliştirdi ve yumurta yapmaya başladı mı? Onun kontrollerini yapacağız. Tabii yeni bölmelerde şöyle bir şey var. Çok fazla her gün açmamak lazım. Daha doğrusu aslında 20-25 gün hiç ellememek lazım ilk bölmeden sonra. Fakat artık 25-30 gün sonra bunların da kontrollerini yapmak lazım. Ana arı sağlıklı mı, yapıyor mu, yapmıyor mu? Çünkü eğer bu kontrolleri yapmazsak bu sefer erkek arıya dönüşme şansı var. Arı kolonimizin sönme şansı var. O yüzden böyle bir arımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Zaten hemen açtık arıyı. Gördüğünüz gibi bu koloni bu kadar ahenkli, bu kadar kalabalık ve hafif şurada beyazlıklar görüyoruz. Yani bu demektir ki koloni balını getiriyor, kolonini getiriyor. Kapağı açar açmaz bu koloninin aslında sağlıklı olduğunu görüyoruz biz. Ama yine de emin olmak için bir tane çıtaya bakalım. Zaten eğer anası sağlıklı olmasa şu peteği şu şekilde kabartıp şu şekilde beyazlatıp üstüne bal kemerini asla yapmazlar. Yani biz bir kovanı açtığımızda o kovanın analı mı değil mi, sağlıklı mı değil mi olduğunu bir bakışta anlıyoruz. Ama çıkartıp kontrol etmekte fayda var. İşte gördüğünüz gibi bu koloni gayet iyi. Daha önce anasını görmüşüz, not almışız. Fakat ana arı daha henüz yumurta bırakmamıştı. Şimdi yumurta bıraktığını varsayıyorum ben. Bakıyoruz tekrar. Evet, şu anda yumurtaları gördüm. Çünkü dediğim gibi yukarıdan baktığınızda beyazlık varsa, bal geliyorsa, kabarmamış bir peteği arı kabartabiliyorsa anası iyi durumda demektir. Baktığımız zaman şimdi görüyoruz ki çok rahat bu ana yumurta bırakmaya başlamış. Burada dengesiz kabarmış olan yerler var petekte. Muhtemelen önceki ana arı yüzüklerden kalma kabarmış yerler var. Onları petekler kovan içerisinde birbirine yapışmasın diye de koparmak gerekiyor. Yani biraz peteği düzlemek gerekiyor. Şöyle baktığımızda zaten ne kadar güzel bir petek. Üstünde bal kemeri. Bembeyaz, taze kabarmış, içine de hemen bal konulmuş bir petek. Şöyle pırıl pırıl parlıyor bal. Altında da zaten yavrular artık ana arı tarafından konmuş. Yani bu koloni artık koloni olmuş. Hem bu koloni zayıf bir bölme de değil. Yani zayıflamamış böldükten sonra. 4 çıta gördüğünüz gibi arısı da gayet iyi durumda. Şimdi artık bu koloniye bir tane kapalı yavrulu bir petek, yeni çıkacak olan kapalı yavrulu bir petek verdiğimizde bu koloni otomatikman 5 çıtayı geçecek, 6 çıta durumuna gelecek. Çünkü anası artık yavrularını yapmış. Sadece bu yavruların kapalı yavruya dönmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra da bir tane takviye vereceğiz buna. O dolmuş olan kovanlar var ya, onlardan takviye vereceğiz. Nasıl bir takviye vereceğiz? Yeni çıkmakta olan kapalı yavrulu bir petek vereceğiz buna.
İşte o zaman bu koloni hemen orta halli ve üstüne çıkmış olacak. Zaten orta halli bir koloni. Güçlü koloniler sınıfına artık yelken açacak. Bu koloniyi artık çok fazla ellememize gerek yok. Böylece yeni olan takviyelerin de nasıl adam edildiğini, nasıl biraz daha güçlü bir hale getirildiğini dersimizde görmüş oluyoruz. Çünkü bir arıyı bölmek yetmiyor. O arının gelişimi, sorumluluğu tamamen size ait. Çünkü bir arıyı böldüğünüzde ahengi bozuyorsunuz. Tarlacı arıcı arının ahengini bozuyorsunuz. Arı sütü yapan arıların, bal mumu oluşturan arıların, peteklere bal taşıyan arıların ahengini bozuyorsunuz. O ahengi tekrar yerine getirmeniz gerekiyor. Ama arı takviyesi yapacaksınız, ama biraz şuruplayacaksınız, ama işte anası olmadığı bir tane kapalı yüzük vereceksiniz, tekrar ara yaptıracaksınız. Bunların kontrollerini içerideki yeni ana arıyı rahatsız etmeden, kıskandırmadan yapmanız lazım. Bu kontroller esnasında içerideki arıyı çok rahatsız ederseniz, çok gürültü yaparsanız, o arıları ahengini orada tekrar bozarsanız o yeni çıkmış olan anayı kıskanıp onu öldürebilirler. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Koloni olmakta olan, yani bölmeleri, daha koloni olmamış olan arıları açarken, kapatırken, kontrol ederken çok dikkatli olmak lazım. Evet. Şimdi buraya artık tarihimizi atıyoruz ve diyoruz ki ana arı yumurta bırakmaya başlamış. Bu şekilde benim kendi işaretim var. O şekilde ben biliyorum ki artık bu ana yumurta bırakmış. Daha önceki derslerimizde aslında katlı kovan nasıl açılır, nasıl kontrol edilir yapmıştık, ama artık tabii bu katlı kovanlar yavaş yavaş dolmaya başladı ve ballanmaya başladı. Bu katlı kovanların bazılarına ana arı ızgarası attık. Ana arı ızgarası nasıl atılır? Ana arı ızgarası olan katlı kovan nasıl kontrol edilir? Onları daha önce geçmiştik. Fakat ana ızgarası olmayan kovanda neler yapılacak? Onu da bir bakalım. Aslında çok benzer şeyler ama bakmakta fayda var. Şimdi böyle 20 çıta neredeyse olan 2, 4, 6, 8, 10. Evet. 20 çıta olan bir arımız var burada. Bu 20 çıta olan arı kolonisi yaklaşık 80-90 bin tane burada arı var. Çok güçlü bir kovan. Artık bundan sonra 3. katı falan koymamız gerekiyor ama burada şimdi artık çam balı başlayacağı için 3. katı koymuyoruz artık. Yine böyle bir kovandan artık hani bölme de almıyoruz. Neden bölme almıyoruz? Çünkü artık ana arı yapım zamanı geçti. Yani yapılabilir tabii. Arı zorlayabilirsiniz arıyı, ama hani 21 Haziran'dan sonra artık ana arı yapım tarihi geçmiş oluyor. Sağlıklı bir ana arıyı, sağlıklı bir bölme yapma şansınız artık azalmış oluyor. O yüzden biz profesyonel olarak 21 Haziran'dan sonra arı bölmemeyi, artık kolonileri çoğaltmamayı düşünüyoruz. Var olan kolonileri güçlendirip eşitlemeyi, güçlü koloniler haline getirip, sağlıklı koloniler haline getirip onları artık çam balına ve püren balına, mevcut olan önümüzdeki hangi bal varsa, hangi yaylaya giriyorsak oraya artık hazırlayıp orada bu kolonilerden artık polen ve bal hasatını amaçlıyoruz. Şimdiye kadar ne yapmıştık? Arı sütü üretimi yapmıştık. İşte erken baharda propolis hasatı yapmıştık. İşte şimdi artık propolisin sıcaklarla beraber azaldığını görüyoruz. Sağlıklı ve yararlı olan polen artık azaldı. Yani bahar poleni, hani o tadı hoşumuza giden, tatlı,
dilimizde eriyen o polen artık azaldı. Artık bundan sonra daha acı polenler başladı. Neden? Çünkü havalar ısındı ve havaların ısınmasıyla beraber artık dikende polenler açıyor. İşte dikenli bitkiler olan böğürtlende, işte kekikte, daha dikenli bitkilerde artık polenler olduğu için onlar biraz daha acımtırak oluyor. Pek piyasada satılması ya da tüketilmesi çok hoşlanılmıyor. Özellikle çocuklar ve bayanlar tarafından, kadınlar tarafından. O yüzden biz daha çok baharda ağırlıklı polen alıyoruz. Bu zamanda gelen poleni de artık araya bırakıyoruz. Ki işte kolonilerin güçleri azalmasın diye. Şimdi yavaşça bu koloniyi bir açalım, bir kontrol edelim. Şimdi burada üst katta bir kontrollerimizi yapalım. Neler var üst katta? Bir bakalım. Yavru var mı? Bal var mı? Bunlara bir bakalım. İşte gördüğünüz gibi bal koymaya başlamışlar rahat rahat. Tabii şu anda okaliptüs akıyor. Birdland'den geliyor. Hatta dün baktım hayıtlar açmış. Hayıttan geliyor. Hayıt da tıbbi bitkiler sınıfında. Bildiğiniz gibi hayıt ağacı tıbbi balların içinde sayılıyor. Okaliptüs gibi. Bakın ne güzel bir petek balı koymuş. Taze bir petek. Çok güzel bal var. Evet. Buralar artık tabii ana arı artık buralara erişemediği için aşağıda biz ona yumurta bırakmak için alan bıraktığımız için yukarıya da yetişemediği için yukarıya daha çok arı ne yapmış? Balı koymuş. Aslında ne var bu katlı kovanın içerisinde? Ana arı ızgarası yok ama yaptığımız doğru işlemlerle burada biz aşağıda yer bıraktığımız için daha çok aşağıya yavru yapmış. Fakat üst katta da yavrulu peteklerin olmasında fayda var. Çünkü yavrulu petekler olmazsa, ana arı hiç yukarıya çıkmazsa, ana arının varlığı biraz baskılanmış olur. O zaman belki yüsük yapıp ana arıyı kesme yoluna gidebilirler. Ona da dikkat etmek lazım. O yüzden alt kattan bazı yavrulu petekleri de çıkartmak lazım yukarıya doğru. Burada gördüğünüz gibi tamamen kapalı bir kuluçka var. Bu da güzel bir şey. Yani ilk 4 tane petek ballı. Sonrakiler de bu şekilde kapalı yavrulu. Bakın buradan da artık siyahlanmış. Şuradaki siyahlanmayı görüyorsunuz. Bu kapalı yavruların da artık çıkma zamanı yaklaşmış yani, öyle diyeyim. Bu peteği de artık bir tane zayıf olan koloniye takviye olarak verebiliriz. Onu da ne yapıyoruz? Hemen bu peteği işaretliyoruz. Bir sonraki zayıf olan arıyı bulduğumuzda hemen gelip bu koloniden tak diye burayı, bu peteği işaretledik ya, çekip silkip hemen o arıya verebiliriz. Zaten 1-2 gün içerisinde oradan arılarımız çıkacak. Çıkmak üzereler. O yüzden hemen öbür koloniyi de takviyelemiş oluruz. Hafif duman var. Bak ses değişti. Evet. Burada da hem kapalı hem açık yavrulu bir çıtamız var. Bu da iyi. Gayet güzel. Burada da kapalı yavrulu bir peteğimiz var. Bu tip güçlü arılardan
temel petek koyup onları kabarttırıp bu şekilde kabarmış olan petekleri de başka koloniler bu kabarmayı bu şekilde yapamadığı için bu peteklerin arasını silkip hazır kabarmış peteği eğer zayıf arılara koyarsanız kabarma için harcaması gereken balı da enerjiyi de harcamamış olur. Zayıf olan kolonilerin tabi askeri de zayıf olduğu için hemen ana arı buraya yavrusunu atar ve güçsüz olan kolonileri de bu şekilde yardımcı olarak canlandırabilirsiniz. Bu kovana çünkü kabarmamış bir petek koyduğunuzda 1-2 gün içerisinde kabartacak kadar gücü var, balı var. O yüzden bu şekilde de zayıf kolonileri destekleyebilirsiniz. Evet, bas sen şimdi. Buradan propolisle yapıştırdıkları için bu kısımları açmamız gerekiyor. Kilidi varsa açmamız gerekiyor. Bu şekilde gevşetmemiz gerekiyor. Yoksa üst katı sökemeyiz. Propolisle öyle bir yapıştırıyorlar ki ne kadar güçlü olursanız olun şu üstteki üstlüğü kovandan ayıramazsınız. Evet, şimdi onun üstü boş mu? Boş. Tamam. Şimdi bu ağır bir şey tabii. Yani üstlük 15 kilo, 20 kilo civarında. Yaklaşık 10 tane petek ballı polenli var. İkişer kilo ortalamadan dersek yaklaşık 20 kilo, 15 kilo da malzemeyi desek 35 kilo gibi. O yüzden belinizi incitmeden kaldırmanız lazım. Bas. Evet. Üst katı ayırdık. Yani tabiri caizse evin ikinci katını aldık, birinci katına bakıyoruz. Şimdi bir de burada kontrollerimizi yapalım. Sen şöyle bas. Evet, gördüğünüz gibi yeni yeni kabartıp burada sahte ana yüzüğü yapmışlar. O sahte ana yüzüklerini ben söküyorum. Sökmeyen avcılar da var. O da doğru, yanlış değil. Benim doğrum sökmekten yana. Evet, burada da taze arı popülasyonunu görüyoruz. Yumurtasını bırakmış ana arı. Şöyle aşağı baktığınızda daha rahat görüyor. Ama böyle bir kovan içerisinde ana arıyı bulmak zor. Çok kalabalık bir koloni. Bütün çıtaları kontrol etmenize gerek yok. Sadece ana arı yüzüğü var mı? Taze yumurta var mı? Kapalı yavrusu var mı? Mühim olan burada ananın varlığını hissettiğiniz an burada artık kontrolleri yapmanıza gerek yok. Bütün çıtaları çıkartıp kontrol etmenize gerek yok. Çünkü bir kovanı en fazla 10 dakika açık tutabiliriz. Daha fazla açık tuttuğumuzda sıcaklık dengesini çok bozarız ve yağmacı olmasına sebebiyet verebiliriz. O yüzden çok fazla da açık tutmamak lazım kovanları. Şimdi tekrar belimizi ağrıtmadan dengeli bir şekilde tutarak buradaki öne ve arkaya tam birleştirmeden arı öldürmemek için çok dikkatli bir şekilde kapatıyoruz. Ve buradaki kontrollerimizi de bitirmiş oluyoruz. Takviye alabileceğimiz petekleri işaretledik. Ve kontrollerimizi yaptığımızı da buraya yazıyoruz. Tarih atıyoruz. Ve kontroller yapıldığını yazıyoruz. Böylece buradaki işimiz bitmiş oluyor.
Sabahleyin polen tuzağımızı itmiştik içeriye doğru. Açtık yani. Polen tuzağımızı ittiğimiz zaman giriş bölümüne dayanıyor. Arılar girerken alttan girmek zorunda kalıyor. Üste çıkarken ayaklarındaki polenleri polen tuzağına, yani polen sepetine düşürüyorlar. Bunu ilk dersimizde göstermiştik nasıl çalıştığını. Şimdi bu polen tuzağını ittiğinizde polen tuzağı açılmış oluyor. Çektiğinizde kapanmış oluyor. Yani ittiğinizde polen sepetten alabiliyorsunuz. Sabahleyin açtığım bir kovan bu. Katlı bir kovan. Şöyle polenler gelmeye başlamış. Biraz sonra burada daha da çoğalacak bunlar. Bu polenleri biraz sonra alacağız. Polen tuzağını geriye doğru çekerseniz artık polen daha az gelir. Bu polen tuzağını itip çekmenizle polen tuzağını açıp veya kapatabiliyorsunuz. Tabii çok değişik kovanlarda çok değişik sistemler var. Önden açmalı, önden kapamalı, dıştan takmalı polen tuzakları var. Bunları internete girdiğinizde bayağı çeşitler var. Bizim tercih ettiğimiz arkadan çalışanlar, arkadan açıp kapayabildiğiniz polen tuzakları, çünkü önden çok arı zayiatı oluyor. Ve sepetli, iki sepetli olan altlıklar. Yani tek sepetli olduğu zaman alttaki kısımda polenler ıslanabiliyor nemden dolayı. Çünkü sabah çiğ yapıyor genellikle baharda. O yüzden ayrıca içeride bir polen tuzağının, polen sepetinin olması çok önemli. Ve kovanlarda alt tabanın komple elekli olan kovanları tercih ediyoruz. Kısmi polen tuzaklarını kesinlikle tavsiye etmiyoruz.